Hadi kolombreyi açalım. Önce tarayıcımıza yani Google ya da browser'dan kolombre can diyelim. Ara git. Hemen çıkan ilk sayfaya tıklıyoruz. Dilerseniz şu tam kabul et. Şu ön izlemeye de basabilirsiniz. Açılıyor direkt ama ben şu son baskısına gelmek istiyorum. Aynı aslında ikisi de. Bir tercih meselesi. Şu ön izlemeye tıklıyorum. Açılıyor ve artık okunmaya hazır herhangi bir program gerektirmiyor. Şöyle 19 sayfa olduğu görülüyor. Şu an 5. sayfadayız. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Dino Buzzati, İtalya. İçindekiler bakıyoruz. Evet, ilk hikayemiz Kolombre. 11. sayfada başlıyor. Hemen. Stefano Rui 12 yaşını bitirdiği gün armağan olarak yelkenli bir teknesi olan kaptan babasıyla birlikte denize açılmak istedi. Diye başlıyor hikayemiz. Denizde ilerlerken Stefano teknenin arkasından işte o dalgaları, o teknenin suda geçerken bıraktığı izleri izliyor ve bir an gözüne bir şey çarpıyor. Merak ediyor, bakıyor. Tabii o şey çok yakında değil, bayağı uzakta da. Bakıyor, sonra yanındaki işte babasına söylüyor. Diyor, baba işte görüyor musun? Bak şurada bir şey var. Babası ilkin bir şey göremiyor ama biraz dikkatli bakınca babası da o tuhaf varlığı görüyor ve hemen içini bir korku kaplıyor ve onun o çocuğun gördüğü şeyin bir kolombre olduğunu söylüyor. Yani kolombre işte tüm dünyanın tüm denizlerinde dolaşan vahşi bir çeşit köpek balığı, bir yaratık, bir canavar ve bu yaratık öyle herkesin görebildiği bir yaratık değil. O yaratık kimi gözüne kestirirse, kimi öldürmek isterse işte o yaratığı sadece onun kurbanı yani gözüne kestirdiği kişi ve o kişinin bir yakınlarından biri onun kanından olan kişiler görebiliyor. Dolayısıyla da bu mantığa göre Kolombre Stefano'yu gözüne kestiriyor öldürmek için. Babası da Stefano'nun babası da aynı kandan oldukları için o da Kolombre'yi görmüş oluyor. Babası Stefano'yu denizden uzaklaştırmaya karar veriyor ve diyor ki artık bundan sonra denize açılmayacaksın. Sen artık ekmeğini karada kazan diğer insanlar gibi. İşte Stefano'yu yatılı okula veriyor. Stefano büyüyor. Büyüdükçe işte bir süre sonra baba söylüyor. Babasının mirası Stefano'ya kalıyor. Stefano da kendi yaptığı işlerde başarılı olup zengin bir iş adamı oluyor. Ama hiçbir zaman tatmin ve mutlu olmuyor Stefano. Çünkü onun asıl isteği denizdir. Denizde olmak, denizde çalışmak. Fakat o canavar, Kolombre dediğimiz canavar Stefano nereye giderse gitsin hep onu izliyor. Dolayısıyla da o canavar yüzünden Stefano denizlerden hep uzak duruyor. Fakat bir gün Stefano yaşlanınca artık hani işin sonuna geldiğini anlayıp o mürettebatına diyor ki tabii bu arada kendine bir tekne almış. Denizlerde açılıyor ama yine de Kolombre'yi görmeye devam ediyor. Kolombre de onu izlemeye devam ediyor. Oradakiler diyor ki artık arkadaşlar ben artık hani bu canavar gerçekten sadık bir canavar. Hayatım boyunca beni izledi. Ben yani hiçbir şey olmasa bile sırf bu sebepten gidip onunla yüzleşeceğim ve derdi neymiş göreceğiz. Evet. Ve Stefano arkadaşlarının mürettebatı orada bırakıp gidiyor denize atlayıp Kolombre ile yüzleşiyor. Kolombre ile yüzleştiği zaman biz okuyucular da böyle nefesimizi tutmuş bekliyoruz. Yani o gerginliği, o heyecanı böyle doruk noktasında yaşıyoruz. Ne olacak, ne olacak? Fakat beklediğimiz şey olmuyor. Onu da siz okuyunca göreceksiniz. Ama Stefano
o Kolombre'den kaçarak ne kadar yanıldığını anlıyor. Ünlü psikanalist Freud kişilik kuramı denen bir kuram oluşturur ve burada insan kişiliği üzerinde egemen olan 3 bölümden söz eder. Yani bu 3 bölüm, biz buna 3 arketip diyoruz. Bu arketipler dünyadaki bütün insanların kişiliği üzerinde etkili olan bölümlerdir. Ya da her birimizin kişiliğimizin birer parçasıdırlar. Bunlar evrensel özellikler, arketiplerdir. Onun, işte Freud'un benzeri bir kuramı öğrencisi ve arkadaşı Carl Gustav Jung da kurmuştur. İkisi arasında benzerlikler vardır. Mesela Freud'un oluşturduğu benlik kuramına göre insan kişiliği 3 bölümden oluşuyor. Bunların en altında id vardır. Ortada ego, üstte de süperego vardır. Yani id, ego, süperego. Ego bizim topluma gösterdiğimiz yüzümüzdür. Bunun Jung'taki karşılığı bir nevi personadır diyebiliriz. Bu toplumun bizi kabul ettiği yönümüzdür, kişiliğimizdir. Süperego toplumsal değerleri, adaleti, vicdanı, toplumsal görüşleri, gelenekleri temsil eden yönümüzdür bizim. İd bizim ilkel yönümüzdür. Yani en basit deyimiyle ilkel yönümüz nedir? Yani böyle nefsimizin, arzularımızın, hayallerimizin olduğu o vahşi yönümüzdür. O gözümüzün karardığı yönümüzdür. O nefsimizdir yani diyebilirim. Bu idin, yani Freud'un id dediği kısmımızın Jung'taki karşılığı gölgedir. Bunlar hemen hemen birbirine benzer terimlerdir. Hikayedeki her bir kişide bu üç özelliği aramak yerine bu üç özelliği, her birini hikayedeki bir kişi olarak düşüneceğim. Bir kişi ya da kişiler olarak düşünüp ona göre yorumlarda bulunacağım. Şimdi hikayemizin kahramanı Stefano'yu tabii ki baz alırsak, onu ego olarak baz alırsak, babası ve arkadaşları süper egodur. Yani Stefano egodur, babası, arkadaşları süper egodur. Çünkü Stefano Kolombre'yi gördüğü zaman babası ile arkadaşlar diyor ki, o bir Kolombre, o işte korkunç bir canavardır, işte denizden uzak durmalısın. Bu tür fikirler bir nevi efsanedir. Yani toplumda yerleşik olan düşüncelerdir çeşitli konularla ilgili. Mesela toplum, biz bir şey yapmak isteriz ama toplum hep benzer bir hikaye, yaygın bir hikayeyi anlatarak bizi ondan vazgeçirmeye çalışır. Mesela küçükken akşamları sakız çiğnediğimiz zaman annemiz bize kızardı. Derdi ki, ölülerin etini çiğniyorsunuz. Bakın, bu bir efsanedir. Dolayısıyla da o durumda biz egoyuz, annemizin belirttiği fikir süper egodur. Dolayısıyla da annemiz toplumsal inanışları, değerleri temsil ediyor orada. İşte hikayemizde de Kolombre'nin, düşünün, normalde kimse Kolombre'yi görmemiş, sadece söylentiler yoluyla herkes işte Kolombre denen bir yaratığın varlığını biliyor. Dolayısıyla da Kolombre bir efsanedir. O efsaneler Stefano'ya aktarılıp onun denizden uzaklaşmasına, o çok sevdiği denizle arasına bir engel konulmasına neden olmuştur. Buradaki it nedir? It tabii ki Kolombre'dir. Yani aslında şimdi Stefano'nun arzuları deniz yönündedir. Yani Stefano denizle ilgili bir iş yapsa ya da işte babasının yaptığı işi sürdürse, işte hayatı boyunca mutlu, mesut bir hayat yaşayacak. Ama işte süperego ne yazık ki buna izin vermiyor. Daha doğrusu Stefano süperego'nun söylediklerini dinlediği için, arzularının peşinden gitmediği için ömrünün sonuna kadar hep bu özlemle, o deniz tutkusuyla muzdarip oluyor. Eğer Stefano
o insanları dinlemeyip bizzat Kolombre'den kaçmasaydı, bizzat Kolombre'nin derdinin ne olduğunu daha o ilk gün öğrenseydi çok farklı bir hayatı olacaktı. Dolayısıyla Kolombre aslında Stefano'nun arzularının bir yansımasıdır, simgesidir. İşte ayrıntıları okuyunca göreceksiniz. Gerçekten çok başarılı bir hikaye. Bazı eserleri sadece okursunuz, zevk alırsınız. İşte bazılarını da Kolombre gibi o psikolojik, felsefi, ne bileyim sosyolojik, tarihi çeşitli alt yapılarını da dikkate aldığınızda daha çok zevk alıyorsunuz.